Kemal abi yeter artık, buraya kadar mı? Bu buldozerle gidip karakola giriyorum artık ben. He Kerem oğlum, manyak mısın, bu buldozeri nereden buldun? O zenginle fakir artık çok olmaya başladılar Kemal abi. Bu buldozeri alıyoruz, şimdi bunlarla birlikte karakola giriyoruz. Evet evet doğru, o zenginle fakir yeni komisere gününü gösterelim. Onlar dursunlar bakalım, yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Beni kovup yenime yeni komiser almak neymiş, göstereceğim ben onlara. Hadi Kemal abi atla atla gidiyoruz. Zengin, fakir bekleyin beni. Tepenize yıkacağım burayı, tepenize yıkacağım. Kimse bizimle oyun oynayamaz, anladınız mı? Kimse, yıkacağım orayı, tepelerini yıkacağım. Haydi bakalım geliyorum, sıkı tutunun, geliyorum. Eyvah, ne oluyor abi, deprem oluyor, eyvah. Durun durun, hemen heyecanlanmayın, bu daha başlangıç. Tepenize yıkacağım burayı, tepenize yıkacağım. Eyvah, olamaz, bu dozer de nereden gelmiş? Tepemize yıkacaklar bu binayı, kaçın. Tepenize yıkacağım burayı, tepenize yıkacağım. Bana yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Gelin buraya, gelin. Ne oluyor ya, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Karakolu yıkıyorlar, bir şeyler yapın. Zengin abi, kim yıktı burayı, kim yıktı? Görmek istiyorum, kim yıktı? Bilmiyorum fakir, hangi hadsiz yaptı bunu, hangi hadsiz yaptı? Ben yaptım ulan, ben yaptım. Var mı diyeceğiniz bir şeye, var mı? Arkadaşlar, Kerem ve Kemal zenginle fakirle barışmasını istiyorsanız lütfen bu videoya bir abone olun, bir de like atın. Hadi eğer abone olursanız onlar barışacaklar. Kerem komiser, olamaz. Kerem komiser sen miydin? Hadsizler, karakolumu yıktınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Zengin, fakir, bunlar daha başlangıç, anladınız mı? Sizin bizden daha çekeceğiniz çok şey var. Kerem komiser, bakın bu yaptığınız çok yanlış. Bu bir savaş başlatması der. Demek savaş istiyorsunuz ha? Savaş mı istiyorsun? Come on! Bana bakın, bu yaptığınız çok kötü bir şeydi, anladınız mı? Dua edin, eski gibi dostumsunuz. Yoksa sizi şimdi var ya, yapacağımı bilirdim. Öyle mi fakir? Hadi yapsana, hadi yap. Bekliyorum, ne yapabilirsin ki bana? Hiçbir şey yapamazsın çünkü bana gücünüz yetmez. Bana bakın, eski bir dost olmasanız gerçekten ağzınızı burnunuzu kırmıştım. Vay be, demek öyle, o zaman hodri meydan bil hocam. Hiçbir zaman bizim kadar güçlü olamayacaksınız, boşuna uğraşmayın. Hadi be oradan, istesek sizden 1000 kat daha güçlü oluruz, her konuda sizden daha iyiyiz. Hadi oradan, benden daha zengin olabilir misiniz? Hiç sanmıyorum. Çok çalışırsak gerekirse onu da yaparız zengin, merak etme bizi. Evet, şimdilik gidiyoruz. Burayı da yıktık, size güzel bir ders oldu. Merak etmeyin, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu sizin yanınıza kar kalmayacak. Bekliyoruz fakir, yap o zaman hamleni. Hadi eyvallah, kaçtık biz. Zengin abi, bu yaptıkları yanlarına bırakmamamız lazım. Evet evet fakir, şuna baksanıza, resmen binayı başımıza yıktılar. Bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Onlara güzel bir ders verelim, yürü hadi. Kemal abi, gördün değil mi, karakolu başlarını yıkınca nasıl da mort oldular, ama şaşırdılar kaldılar işte. Adamı böyle kapak ederiz biz. İşte oradalar, biz yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Şunlara güzel bir ders verelim zengin. Biz artistlik yapmak neymiş görsünler bakalım bunlar. Gelin buraya. He Kerem, şu yanımızdakiler zenginle fakir değiller mi? Ulan bunlar bize mi kafa tutuyor yoksa? Ulan sizi var ya. Evet abi evet, onlar. Arabalarına bak şunların, ne kadar da güzelmiş. Ama merak etme abi, kemerini bağla, sıkı tutun. Çünkü ben çok iyi bir şoförüm. Zengin abi, şu Kerem ve Kemal'e gününü gösterme vakti geldi. Hadi abi, günlerini göster şunlara, bas gaza bas. Hey siz fakirler, yarışa hazır mısınız? 3'e kadar sayıyorum, sonra gazlıyoruz. Aman ha, fazla gazlamayın, sonra gazımda boğulursunuz maazallah. Göreceğiz onu, göreceğiz. Altınızdaki arabaya fazla güvenmeyin. Benim şoförlüğüm sizden bile daha iyidir. Sonuçta ne de olsa ben yıllarca polis arabası sürdüm, hırsızları kovaladım. Öyle diyorsun da bu araba 10 milyon dolar, sizinkinden daha pahalı, göreceksiniz şimdi. Hadi bu oradan, istersen 100 milyon dolar olsa beni kimse yenemez, anladınız mı? Bu şehrin en iyi hızlı sürücüsü benim. O zaman hazırsanız gazlıyorum. 1, 2, 3. Hadi görüşürüz ezikler. Kerem gazlasana oğlum, neyi bekliyorsun? Geçtiler bizi. Gitsinler abi gitsinler, önden başlasınlar, avans veriyorum. Sıkı tutun Kemal abi, nitroyu basıyorum. Bunları gününü göstereceğim şimdi. Gördün mü zengin, ezikler korktular galiba, yarışamıyorlar bile bizimle. Bekleyin ulan bekleyin, geliyorum, dumanıma boğacağım sizi. Alın bakalım, alın işte, dumanıma boğulun. Eyvah, olamaz lan, ne oluyor, geçiyorlar bizi lan. Ezikler, işte böyle dumanımıza boğulursunuz. Ne oldu lan, ne oldu?
Sana demiştim Kemal abi, önden avans verdik bunlara ama yine ona rağmen geçtik. Şimdi nasıl da ezildiler, gördün mü? Zengin abi, rezil olduk abi, rezil olduk. Bas gaza, gidelim buradan. Ne oldu lan ezikler? Artistlik yapıyordunuz, atıp tutuyordunuz. Arabanız pahalıydı diye ne oldu? Allah kahretsin ya, harbiden de artistlik yapıyorduk. Ulan ben bu arabayı 10 milyon dolara almıştım, bunlar bizi nasıl yendiler? Zengin abi, paranla rezil ettin bizi, paranla rezil ettin. Neymiş, her şey araba değilmiş değil mi? Şoförlük de önemliymiş. Size söylemiştim, beni bu kulvarda hiçbir yerde yenemezsiniz. Araba yarışında yendin diye fazla havalanma yalnız Kerem komiser. Sadece araba yarışı değil, her şeyde yenerim size oğlum, her şeyde. Ben en iyisi değilim, ben en iyisinin 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 iyisiyim. Araba yarışında yenmek kolay oğlum. Gelin yiyorsa motor yarışında yenin hadi. Gelin yiyin, yer mi? Yalnız zengin, baştan uyarıyorum, sonra mızıkçılık yapmak yok bak. Kerem komiser, araba yarışında beni bu dünyada yenecek kimse yok diyordum ama sen yendin beni. Aferin, sonunda anlayabilmişsin ezik olduğunu. Ama iddia ediyorum, motor yarışında beni kimse yenemez. Sen bile yenemezsin. He Kerem, ne diyor şu ya? Ben bile sinir oldum kardeşim. Yen şunu motor yarışında da aklı başına gelsin. Tamam o zaman, motor yarışı da yapalım madem. Orada da yeneyim sizi. Göreceğiz bakalım kim kimi yeniyor. Motorunu kap gel, tamam mı? Caminin önünde buluşuyoruz. Tamam der, yarım saat sonra caminin önünde ol. Seni motor yarışında da yeneceğim. Kim kimi yeniyor orasını göreceğiz. Hadi eyvallah. Artiste bak ya, yenilen pehlivan güreşe doymaz. Şimdi motor yarışı istiyor ama ben bunları motor yarışında da yenerim. Fakir, dünyanın en hızlı motosikletini aldım. Gelsinler şimdi, gelsinler de görelim bakalım. Bu motosikleti geçecek bir tane bile motor yok dünyada. Görecek onlar günlerini. Zengin abi, emin misin? Abi yine yenilmeyelim bak, yine rezil olmayalım. Merak etme oğlum, kafayı mı yedin sen? Bu motosikletten daha hızlı bir motosiklet yok. Gelsinler de günlerini gösterelim onlara. Vay be, işte gelmişler, oradalar. Ben gelmezler, korkarlar sanıyordum. İşte fakir, bizim kerizler de geliyorlar. Ulan sizi motorla da yeneyim de iyice rezil edeyim ya, iyice rezil edeyim. Lan ezikler, bizi bu motosikletle mi yeneceksiniz oğlum? Bu sefer var ya, ölüm fermanınızı imzaladınız. Evet zengin, sizi bu motosikletle yeneceğiz. Ne oldu, beğenemedin mi yoksa? Vallahi beğenemedik, külüstüre benziyor ya. Evet, sen bizim motoru görmüyorsun galiba. Tam bir yarış motoru, tam bir yarış canavarı. Fazla havalı konuşma zengin. Arabada da böyle diyordun, yani gördün sonra sonucu. Evet evet, fazla konuşmayın. Lafa değil, icraate bakarız biz. Ulan Kemal, beni yine çok sinirlendirdin. Tamam o zaman, başlayalım hemen yarışa. Başlayalım hadi, başlayalım. 3'e kadar sayıyorum. 3 deyince yarış başlar, anladınız mı? Anladık anladık, sizin gibi salak değiliz. Bana bak, sen kime salak diyorsun ha? Ağzını burnunu kırarım senin. Tamam tamam, durun şu yarışı bir yapalım da ondan sonra bakarsınız kim kimi dövüyor. Hazırsanız sayıyorum. 1, 2, 3. Hadi başla. İşte bu. Böyle görürsünüz gününüzü. Ben geçeceğim bu sefer, anladınız mı? O kadar emin olma zengin. Bu motoru geçmek yürek ister koçum, yürek. Hop, işte böyle geçeriz adamı. Ne oldu lan ezikler, ne oldu? Artistlik yapıyordunuz, böyle geçerler adamı. He Kerem oğlum, daha hızlı. Baksana geçtiler bizi oğlum. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Tamam tamam Kemal abi, merak etme sen. Ben daha son kozumu oynamadım. Şimdi onları göstereceğim. Fakir, gördün mü oğlum nasıl da arkamızda kaldılar? Ben sana demiştim oğlum, demiştim. Yarışın bitmesine çok az kaldı. Bu ezikler var ya, bizi hayatta geçemezler, hayatta. Sıkı tutun Kemal abi, düşme. Uçuyoruz. Hadi güle güle zengin, bitiş çizgisinde görüşürüz. Lan Allah kahretsin, bunlar nasıl bu kadar hızlı gidiyor lan? Yoksa yine mi yenildik oğlum, yine mi yenildik? Hayır. İşte Kemal abi, bitiş çizgisi orada. Hoppa. He şu eziklere bak ya, daha anca geliyorlar. Aç olduk burada beklemekten. Evet zengin, şimdi nerede yarışıyoruz? Uçak yarışı mı yapıyoruz, helikopter mi? Yoksa gemiyle mi yarışacağız? Bana bak, bana bak Kerem komiser, benimle dalga geçme, anladın mı? Oğlum araba yarışı istediniz, yendik. Motor yarışı istediniz, yendik. Şimdi sırada ne var? Elinin körü var sırada. O motor nasıl o kadar hızlı gidiyor? Siz hile yaptınız. Zengin, ben sana erkenden sevinme demiştim. Benim son bir sürprizim daha var demiştim. Zengin abi, galiba artık bizim savunacak bir şeyimiz kalmadı. Basbayağı rezil olduk biz, rezil olduk. Evet bence fakir haklı. Biraz fakirden ders alman lazım senin zengin. Tamam tamam Kerem komiser, yaptıklarımız için özür dileriz. Gerçekten de bizi mağlup ettiniz. Aferin zengin, bozuk saat bile günde bir kere doğruyu gösteriyor. Size yaptığımız şey çok yanlıştı. Size tuzak kurduk, yerinize başka bir polis memuru aldık. Evet abi, bu yaptıklarımız için özür dileriz. Normalde sizin gibi birine
asla affetmezdim ama sizin gerçekten böyle bir özür dilemeniz beni duygulandırdı. Lütfen Kerem, zaten yarışlarda da beni yendin. Gerçekten benden daha iyisin, kabul ediyorum. Tamam tamam, sizi affediyorum. Bak normalde asla affetmezdim ona göre. Gerçekten mi? Affediyor musun bize? Affediyorum tabii oğlum, ne sandınız? Siz benim eski dostumsunuz. Evet Kerem, gerçekten de biz eski dostlarız. Dostlar arasında böyle kırgınlıklar olur ama özür dilediğiniz için gerçekten sizi affediyorum. Hatalı olan biziz Kerem, özür dileriz, lütfen bizi affet. Durun durun, tamam, duygulandırdınız beni, ağlatacaksınız şimdi. Kemal abiye bakın ya, ağlayacak şimdi. Siz Kemal abime bakmayın, o biraz duygusaldır. Neyse, çözüme kavuşturduk. Evet evet, artık barıştık, eski günlerdeki gibiyiz. O zaman hadi motorlarla biraz turlayalım, ne dersiniz? Hadi biraz kız tavlayalım. Evet evet ya, hazır motorlar atlamışken gezelim biraz, yürüyün. Arkadaşlar, zengin fakir ve Kerem Kemal sonunda sizin de yardımlarınızla barıştılar ve eski günlerdeki gibi dost oldular. Bunun şerefine güzel bir like ve abone bekliyorum. Daha fazla video için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.